Bugünkü yolculuğumuzda Dinek'teyiz arkadaşlar. Karadağ'a yakın olan, ilerisinde maden şehri var. Burası Dinek arkadaşlar. Kıraç bir herhalde özelliği var buranın ya. Yani tarımla falan şey yok herhalde tarım. İşte böyle köylere geldiğimiz sıkıntı köpek. Var mı yok mu? Burası Dinek'in gazı kapistanı. Şöyle turlayalım Dinek'e, Dinek köyümüzü. Ayrıca arkadaşlar Dinek köyünün sınırları içerisinde İbrahim köyü ve Karasan köyü de yani bulunmaktadır. Ben gitmek istemedim. Yani arkadaşlar artık köpeklerden gına geldi artık. Selamun aleyküm. Buradaki evler de yıkılıyor arkadaşlar işte. Eski evler yıkılıyor. Ama yeni evde yapıldığını görmedim. Yeni de bir ev yapılmıyor herhalde burada. Vallahi arkadaşlar niye ara yollara girmiyor diye sormayın. Karşıma köpek çıkıyor ya, dönemiyorum da. Sonra bir bakmışım, tarlaya gidiyorum. Tarlada önüm açık değil. Tekrar geri dönüyorum. Olmuyor. Arkadaşlar. Ama pisi. Senden de korkmuyorum canım. Gerçi size bile tehlikeli olabiliyorsunuz ya. Vallahi bunlar tehlikeliymiş gibi geliyor bana. Dinek'te pek şey yok diye faaliyet yok. Gezmiş dolaşmış olduk Dinek'te. Bu arada köy halkının geçim kaynağı da tarım hayvancılık olarak görüyorum ama maalesef herhalde artık bugünlerde bu özelliğini mi kaybetmiş bilmem. Çünkü şu gördüğüm olaydan sonra, şu gördüğüm görüntüden sonra artık neredeyse Dinek köyü bitmiş. Yani fasulye, nohut, patates, ne bileyim ayçi, kimyon gibi ürünlerin üretimi yapıyordu buralarda bir zamanlar. Yani şu anda ben göremiyorum. Hatta madde hiç kalmamış gibi görünüyor. Aslında Karadağ çevresi otlak, özellikle bahar aylarında hayvanların semirtilecek, beslenecek geniş bir alan, geniş bir coğrafya. Ama bilmiyorum ama şu durumda yani benim gözlediğim kadarıyla artık herhalde odam tarihe karıştırıyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla evler yıkılıyor ama yerine ev yapılmıyor. Arkadaşlar Dinek köyünden de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Muhteşem Karadağ arkadaşlar. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.